data failin bozulması durumlarını geçtiğimiz videoda ele almıştık. Bu videoda herhangi bir zamana geri dönmek ve herhangi bir data page arızalandığında onu nasıl tespit ederiz, ne şekilde geriye döneriz, bunlar hakkında konuşuyor olacağız. Hemen herhangi bir zamana nasıl geri dönüyoruz, herhangi bir T anına nasıl geri dönüyoruz, gidelim buna bakalım. Geçtiğimiz bölümden de alışık olduğumuz şekilde ilk olarak gideceğiz Adventure Works'un backup'ını alacağız. Tabii ki backup alacak olduğumuz dizin My Computer C backup klasörü olacak. Orada daha önce bulunan dosyaları gidelim temizleyelim. Ve en azından kafamız karışmıyor olsun. Shift delete dedik. Okey, şimdi hemen sağ tıklayalım Adventure Works'e. Tasks Backup diyelim. Ve yeniden backup'ını alıyor olalım. Recovery modelimiz az sonra yapacak olduğumuz işlem için recovery modelimiz muhakkak full olmalı. Çünkü transaction log backup alacağız. Ve bu log backup'tan geriye dönüyor olacağız. Burada ilk olarak full, ardından bir tane transaction log, ardından bir tane div ve onun üzerine de birkaç tane transaction log backup alacağım ki hem farklı farklı backup tiplerini bir arada ne şekilde geriye dönüyoruz bunu tartışmış olacağım, hem de en sonunda herhangi bir T anına nasıl döneriz bunun hakkında konuşuyor olacağım. Bütün backuplarımızı aynı dosyaya alalım. ew.backup.bak. Okey diyelim ve full backup'ımız başlasın. Evet, full backup'ımız şu anda sona erdi. Okey diyelim. Bunun üzerine bir tane differential backup alalım. Yine aynı dosyaya sağ klik. Tasks. Backup diyorum. Ve bu sefer ha yok. İlk olarak differential değil, bir tane transaction log backup alalım. Okey diyelim. Çok hızlı bir şekilde alacaktır. Evet, backup almayı bitirdi. Bunlardan hemen bir tane differential backup alalım. Sağ klik. Tasks. Backup. Hemen gidiyorum. Differential backup alıyorum. Ve okey diyorum. Üçüncü backup'ımızı almış olduk. Şimdi bunun ardından gidelim. Bir tane daha transaction log ve ardından da en son transaction log backup'ımızı, yani tel log backup'ımızı alıp resource scenario'muza başlıyor olalım. Saatimize bakalım. 2.15 saniye 22 ki sanırım saniye 22'ye geri dönebiliriz ki hedefimiz bu olacak. Yani az önceki 2.15 22. saniyeye dönmek olacak hedefimiz. Hemen gidelim birkaç değişiklik yapalım. Tables'a geleyim. Production nokta product kategoriyi açalım ve edit modda açalım tablomuzu. Gidelim birkaç tane değişiklik yapalım. Tablomuz açılmak üzere. Ve şu anda açıldı. Şuradaki bir tane kategorinin adını değiştirelim. 3 tane A eklemiş durumdayım buraya. Okey. Şimdi gidelim. İki ayrı log backup alıp bunlardan geri dönmeye çalışalım. Hemen Adventure Works'a yeniden sağ tıklıyorum. Tasks bir kez daha backup diyorum. Log backup alıyor olacağım. Transaction log backup aldım ve okey dedim. Herhangi bir sıkıntı var mı diye kontrol ediyorum. Hayır, yok. Okey. Şu anda sistemde herhangi bir hata olduğu fark edildiği raporu geldi bana ve saat 2.15 22. saniyeye geri dönmem istendi. Hemen sağ tıklayalım. Tasks backup diyeceğim ama Restore moda almam gerekiyor database'i ki almış olduğum backup'ları buraya kurabiliyor olayım. Bu da bildiğiniz gibi tail log backup'tı. Tail log backup alabilmek için database'in kullanımda olmaması gerekiyor. Ama şu anda biz bu ekrandan bağlıyız ve belki de diğer kullanıcılarımız bu database'e bağlı olacaklar. Bu durumda hemen sağ tıklayalım ve database'imizi restricted moda çekelim. Properties'e geldim. Ve Properties'den de Options tarafından hemen en alta doğru iniyorum. Ve Restricted Access tarafında database'imizi multi-user'dan Restricted User'a çekiyorum. OK diyorum. Ve şu anda almış olduğum uyarı diğer kişilerin session'larının sona erdirileceğidir. Evet, istediğim şey tam olarak bu zaten. Yes diyorum. Ve Restricted User tarafına sağ tıklıyorum. Tasks bir kez daha backup diyorum. Aynı şekilde yine transaction log backup alacağım. Ama bu restoring'in ilk adımı olacak ki bu sebepten dolayı da tail log backup olacak. Bu sebeple options'a tıkladım ve backup'tı tail oldu log dedim. Okey diyorum. Ve backup alınıyor. Gördüğünüz gibi database'e restoring moda düşürüldü. Şimdi sırasıyla almış olduğumuz backup'ları restore etmeye çalışalım. Tasks restore database dediğim anda zaten Master Database'im hala ayakta olduğu için
Master Database'inde yani sistemde herhangi bir problem olmadığı için Adventure Works'ünde alınan backup'lar var istendi. İlk olarak bir tane full, ardından Transaction Log, ardından Differential, sonra iki tane daha Transaction Log backup almışız. Eğer bu şekilde direkt From Database komutuyla dönüyorsak, dikkat edin, backup'lar birbiriyle ilişkili olacaktır. Ve bakın, şuradaki diff'i restore etmeye çalıştığımda aradaki transaction log veya logları kaç tane olduğu için önemli değil veya daha önce diff varsa restore etmeme gerek kalmayacaktır. Çünkü en son alınan diff fullle o ana kadar olan değişikliklerin backup'ını alacağı için aradaki her şeyin bütün her şeyin aslında backup'ını içeriyor differential backup'ımız. Ama şu anki hedefimiz bu değil. Önce full ve diff'i beraber dönelim. Ama dikkat, muhakkak with no recovery komutla dönmeliyiz. Ardından da alttaki transaction noktalardan git, şu ana geri dön diyeceğiz. İlk olarak full ve diff'i seçtim. Options'a tıkladım. Leave the database non-operational diye devam eden radyo butonu seçtim. Yani with no recovery komutuyla restore'u başlatıyor olacağım. Okey diyeyim ve restore'un işlemi başlasın. Şu anda full backup önce kurulacak. Ardından differential backup buraya yükleniyor olacak. Bu adımın ardından da biz gideceğiz. Restore Transaction Log diye başlayarak işleme sadece istediğimiz ana geri dönüyor olacağız. Bu arada restore işlemi tamamlandı. Okey dedik ama tabii ki az önce yapmış olduğumuz işlem sonucunda database'imiz hala restore nokta. Tekrar sağ tıklıyoruz. Tasks, Restore ve Transaction Log'a geliyoruz. Tıklıyorum Transaction Log'a. Ve bakın sadece Transaction Log'lar var istendi. Yine From Database'den geri dönüyor olacağım. Yani gidip herhangi bir dosyaya da gösterebilirim. Ama gerek yok. Zaten Master Database'im ayakta olduğu için ve aynı instance'a geri döndüğüm için bana bu kolaylık sağlanmış durumda. Bu sefer git diyeceğim. Point in the time. Yani şu saate geri dön. Saat 02 15 22. saniyeye geri dön demek istiyorum. Okey diyeyim. Bakın burada gerekli ayarlar yapıldı. Bu işlemde ardından database'i çalışır duruma almak istiyorum. Options'a tıklayayım bakayım. With Recovery ile geri alıyor olmalıyım. Evet, With Recovery seçildi şu anda burada. General'a geleyim. Yapmış olduğum ayarlardan emin olayım. Dikkat edin. 02.15.22 yazdığım için buraya en alttaki tail log backup'ı geri dönmeye gerek kalmadı. Çünkü zaten o backup şuradan start date'lere bakarsak 02.15.22'den daha sonra alınmaya başlandı görüyoruz o backup'ın. Okey diyelim ve database'imizi 2.15'e geri alıyor olalım. Okey dedik. Database'imiz artık çalışıyor. Bakalım verilerimiz geldi mi? Hemen gidip bunu test edelim. Production nokta product kategori tablosuna gelin. Tablomuza sağ tıklayalım ve Select Top Pin Rows diyelim. Bakalım en alttaki dördüncü kategorimizi değiştirmiştik. Eski haline geri aldığını görüyoruz. Yani eski hali derken 0.2.15'teki haline geri aldı. İşte herhangi bir hatalı komut çalıştırmalı ki bu komut ne olabilir? Örneğin şöyle bir komut. Delete from diye başlayan ve ardından where komutu ile nerenin silinmesi gerektiğini belirtmemiş olduğunuz komutlarda bu şekilde geriye dönüşler yapabilirsiniz ki kaybetmiş olduğunuz dataları geriye almak için son derece güzel, son derece mantıklı bir yöntemdir. Keza update komutlarında da son derece tehlikelidir where komutu kullanmıyor olmak. Böyle bir duruma karşılaşırsanız artık nasıl geriye döneceğinizi biliyorsunuz. Şimdi gidelim dördüncü senaryomuza bakalım. Database'imizin çok büyük olduğu bir senaryo düşünelim. Database'imiz oldukça büyük ve kullanıcılardan şu şekilde problemler alıyorum. Product.location tablosu çalışmıyor. Product.location tablosu çalışmıyor şeklinde çok fazla uyarı geliyor bana ama diğer tablolarda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. İşte böyle bir senaryoda ne yaparım? AdventureWorks evet şu anda çok hızlı bir şekilde geriye dönüyor olabilir. Çok küçük bir database olabilir ama bunu 100 veya 200 GB boyutta bir database olduğunu düşünün. Sadece küçük bir tabloyu dönmek için olduğu gibi bütün backup'ı dönüyor olmak çok mantıklı bir yöntem değildir. İşte böyle bir senaryoda SQL Server 2005 ile beraber karşımıza çıkan bir yöntemdir bu. Sadece bir data page'i geri dönebiliriz. Ama tabii ki burada değişik sorular karşımıza geliyor olacak. Hangi tablonun dataları hangi data page'de saklanıyor gibi keyifler karşımıza gidip bunu da buluyor olmak lazım. Ama her şeyden önce gelin isterseniz gidelim. Bir kez daha AdventureWorks'un full backup'ını alalım. Şuradaki dosyamızın yerine. Yine dosyayı siliyorum. AdventureWorks'a sağ tıklıyorum. Ve gidip backup'ını alıyorum bir kez daha. Sağ klik. Tasks. Backup. Aynı yere alsın ve full backup alsın.
Backup işlemi alınırken database'im çalışmaya devam edebilir. Az sonra üzerine çalışacak olduğumuz tablo oluşuyor. Production nokta production şifası altında olan location tablosu. Sağ klik, select up bin roast diyelim ve bakalım. Tablonun dataları tabii ki şu anda geliyor ama biz gelmediğini düşünüyor olacağız. Kullanıcılarımızdan bu tablonun datalarının gelmediğine yönelik raporlar aldığımızı, şikayetler aldığımızı düşünüyor olacağız. Şimdi şunu merak ediyorum. Acaba bu tablonun dataları hangi database'te saklanıyor? Bunun için şöyle bir komutumuz var. Bu değil. Ha, evet. Şu en üstteki komutumuz. DBCC checkout komutu. Hemen gidelim bunu çalıştıralım bakalım. AdventureWorks'ün tablonun dataları nerelerde saklı? Bize bütün bunları listeliyor olsun. Hedef tablomuz hangisi? Production.location tablosu. Hemen kontrol F diyelim ve production.location'ı buluyor olalım. Find next dedik ve şuraya geldik bakın. Sağa doğru gidelim. 1.630'dan başlıyormuş. Production.location tablomuzun dataları. Doğal olarak da sadece bu sayfayı geriye dönerek gayet anlamlı bir şekilde tablomuzu tahmin edebiliriz. Tabii ki tablomuzun çalışmadığını varsayıyoruz ki şu anda problem yok biliyorsunuz. Bu arada backup alma işlemimiz sona ermiş. Ve gidelim. Sadece bu page'i nasıl döneriz bunu tartışalım. Hemen database'imize sağ tıklıyorum. Tasks, Restore, Database diyorum. Var olan backup'ı buldu. AdventureWorks'u geri döneceğimi söyledim. Tabii ki şu anda OK'ye basarsam olduğu gibi her şeyi geri dönmeye çalışacaktır. Ama ben bunu istemiyorum. Ben sadece bir tane page'i geri dönmek istiyorum. O yüzden skip'te tıklıyorum. Hemen cancel diyoruz buna. Ve bakın skip geldi. Nereye geri döneceğim? Restore database diye devam ediyor. From disk. Bu bizim standart restore komutumuz. İşte buna küçük bir eklentiyle sadece bir page'i geri dönebilirsiniz. Alta indik. Page eşittir diyorum. Ve hangi sayfayı geriye döneceğimi söylüyorum. 1. bölüm 630'du. Evet bakın şu anda herhangi bir problem var mı? Parse edelim. Söz dizimizde herhangi bir problem yok. Dikkat edin. Sadece ve sadece bunu ekledik. Diğer bölümler tamamen standart restore komutumuza yer alan kodlarımız. Hemen execute edelim. Ve geriye dönme işlemi başlasın. Evet, hızlı bir şekilde geriye döndü. Çünkü sadece bir tane sayfayı geriye döndü. Gidelim bakalım. Az önce çalışan tablomuz şu anda çalışabiliyor mu? No diyelim, değişiklikleri kaydetmeyelim. Evet, geldi. Execute dedik ve sorunsuz bir şekilde geriye dönebildiğimizi gördük. Product.location tablosunda. Okey. Şimdi gidelim. Normal şartlarda aslında gelmiyor olacaktır. Muhtemelen şu cache'ten getiriyor. Zaten master'daymışız ve execute ettiğimizde datayı enteresan bir şekilde cache'ten getirebildi gibi görünüyor. Yok, AdventureWorks'u yazmışlar. Normal şartlarda bunun gelmiyor olması gerekiyor. Çünkü aslında şurada da uyarıda da belirttiği gibi aslında tam olarak işlemler tamamlanmadı. Burada yapılması gereken bir nokta daha vardır. Eğer bu şekilde herhangi bir file ya da file grubu ya da herhangi bir page'i geriye dönüyorsunuz, muhakkak gidip bir tane log backup alıp o log backup'ı geriye dönüyor olmanız lazım. Yani yapacağımız işlem şu olacak. Database'e sağ tıklayıp task'ten gidip bir tane transaction log backup alıp, ki genelde bunun da tail log backup olması tavsiye edilir. Hemen options'tan giriyorum. Backup'ta tail oldu log diyorum. Okey diyorum. Ve ardından da bunu restore ediyor olmanız lazım ki şu anda tail log backup'ı da alamıyor olacak. Çünkü database kullanımda, database'in kullanımdan kaldırdıktan sonra, yani az önceki seferde olduğu gibi restricted mode'a çekip tail log backup aldıktan sonra ve bunu döndükten sonra sorunsuz bir şekilde tablomuza erişiyor olacağız. Yani özetleyecek olursak yapacağımız tek şey standart restore komutunu çalıştırmak, ardından da aslında çalıştırmak değil, standart restore komutuna sadece şu söz dizimini ekliyor olmak ve ardından da gidip transaction log backup alıp, daha Türkçesi tail log backup alıp, bu tail log backup'tan geriye dönmek.